uzun yıllar arkeolojik belgelerin eksikliğinden dolayı Likya tarihçesinin arkaik çağdan, yani M.Ö. 6. yüzyıldan çok önceye gitmediğine inanılıyordu. Tulos kazıları 2019'dan itibaren aşağı yukarı bu düşünceyi değiştirmeye başladı. Yıl geriye doğru gittik. Şimdi de kent merkezinde yapmış olduğumuz kazılarda Tulos'un tarihçesi yaklaşık günümüzden 7500 yıl önce başlamakta. Yani erken kalkolitik, arkasından Tun çağları ve geometrik dönem, yani demir çağı katmanlarını buradaki kazılarda gördük. Tulos'un yakın çevresinde de araştırmalarımız var. Hem yüzey araştırmaları hem kazı araştırmaları. Ova'daki Girmeler Mağarası veya Tavabaşı Mağarası'ndaki çalışmalarla yine bölgenin prehistorik yerleşimine yönelik çok önemli bulgulara ulaştık ki bugünkü bulgular ışığında söylerim size, Girmeler'deki şimdilik en erken hüyük yerleşim katmanı günümüzden 14 bin yıl öncesine kadar geri gidiyor. Dolayısıyla artık Likya'nın tarihi belki de bu buluntular ışığında yeniden yazılmalı ve bütün bugüne kadar ortaya atılan savlar, halkların göç hareketleri, buraya gidip gelenler veyahut da burada yaşayan halkların geçmişi yeniden irdelemeli. Bunların hepsini son 10 yıl içerisindeki Tulos kazıları ortaya koydu. Çalışmalarımız tabii ki çok önemli bilimsel Likya tarihi ile ilgili değil, sadece tüm Anadolu ile ilgili, tüm Anadolu tarihine ilgilenen çok önemli bilimsel veriler ortaya koyuyor ki bugüne kadar Batı Anadolu'daki en erken yerleşimdir Tulos'taki bu 14 bin yıl. Yani Batı Anadolu'da 7-8 bin yıl öncesinde yerleşimler, yani yerleşik hayata geçiren insanları kastediyorum, çok fazla bilinmiyordu. Ama bizim bu ortaya koyduğumuz bu performans sadece bilimsel alanda değil, geri dönüşümü turizm alanda da büyük bir geri dönüşümü olmakta. Şunu söyleyeyim, biz doğrudan bir turizm güzergahında değiliz. Ancak örneğin yakınımızdaki yerleşimler Fethiye gibi yoğun turizmin olduğu yerlerden günlük birkaç bin insan jiplerle, tur minibüsleriyle, otobüslerle buraya geliyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde kalıcı listede değil ama geçici listede. Dolayısıyla biliniyor da bütün dünya tarafından. Biz de bu sorumluluk bilinciyle kentin her yerinde çalışıyoruz. Hemen karşımızdaki Akropol'de kaya mezarlarında kazı yapıyoruz. Yamaç'ta bir yapı, meclis binası, yapı kompleksi var. Orada kazı yapıyoruz. Stadyum alanında kazı yapıyoruz. Şu içinde bulduğumuz hamam kompleksinde çalışıyoruz. Eksa'da kazı yapıyoruz. Bazilika'da, Tapınak'ta, Tapınak'ta ve en son kentin doğu sınırını çizen Antik Tiyatro'da kazı çalışmaları yapıyoruz. Bu kazı çalışmaları dışında mimari belgeleme, restorasyon projeleri de hazırlanıyor. Hatta biten restorasyon projelerinin uygulaması da yapılıyor. Örneğin şu anda 2021 yılında tiyatronun sahne binasının sağlamlaştırmasını yaptık, tamamladık. Orada çalışan şu anda ekip 2023 yılı restorasyon, tiyatronun tamamının restorasyonuna başlamayı planlıyoruz. Muğla Valiliği'nin desteğiyle.